Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aydınlanma ve gölge. Neler öğreneceğiz bu konu başlığı altında? Hemen genel hatlarıyla başlıklarımızı inceleyelim. Öncelikle konu başlığımız aydınlanma ve gölge. Tabii ki optik nedir sorusuyla başlayacağız dersimize. Daha sonra sevgili arkadaşlar aydınlanmadan bahsedeceğiz. Son etapta da gölge nedir? Nasıl oluşur? Tek kaynakta ve çift kaynakta nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Ancak dersimize giriş yapmadan önce hemen ödevlendirmemizi yapalım istiyorum. Sıfırdan ona fizik kitabımızı, konu anlatımı soru bankamızı önümüze alıyoruz sevgili arkadaşlar. Sayfa 162'den şöyle gösterelim sizlere de. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım, sayfa 162'den 170'e kadar olan kısımları inceleyip küçük konu anlatımlarımızı tekrar edip sorularımızı inceledikten sonra tabii ki dinamo soru bankamızı alarak burada sayfa 157'den 167'ye kadar olan kısımları ne yapıyoruz? Testlerini çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra artık konuyla ilgili bir problemimiz kalacağını düşünmüyorum. Bir sonraki dersimize kadar bu testlerimizi bitirmiş olalım lütfen. Evet sevgili gençler, neydi dersimiz? Aydınlanma ve gölgeydi. O zaman buyurun başlayalım. Hemen optikle başlayalım. Biliyorsunuz ki optik fiziğin alt dallarından hatırlayacağınız üzere ışık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalı olarak karşımıza gelmişti. Işığın kırılması, ışığın polarizasyonu, aydınlanma, gölge oluşumu, yansıma, kırılma gibi olaylarını tamamını inceleyen fiziğin alt dalına biz ne diyorduk? Optik diyorduk sevgili arkadaşlar. Bir notumuz var. Bu not bizlere belki de birçok soruyu çözdürecektir. Diyoruz ki dalga mekaniğine göre ışık bir enerjidir ve uzaya fotonlar, yani küçük enerji paketçikleri gibi düşünebilirsiniz fotonları, halinde yayılan elektromanyetik dalga yapısındadır. Bu da ışığın temel yapısını anlamak için bizlere yol gösterici bir not olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi geldik ışığın davranış modellerine. Işık temelde iki modelde davranır sevgili arkadaşlar. Bir dalga modeli gibi davranır, bir de tanecik modeli gibi davranır. Peki ışık hangi olaylarda dalga, hangi olaylarda tanecik modeli gibi davranıyor? Hangilerinde ortak model özelliğini gösteriyor? Bunlara bakalım birlikte. Öncelikle dalga modeli. Ne demek? Işık hangi olaylarda dalga özelliğini kullanıyor? Bunlara bakalım. Işığın yayılması, yansıması, aydınlanma, ışığın kırılması, gölge oluşumu, ışığın renklerine ayrılması, ki gökkuşağında bunu çok net görüyoruz arkadaşlar. Işığın girinimi, ışığın kırınımı, ışıkta polarizasyon olayı ışığın dalga modeliyle açıklanabilecek özellikleridir. Peki tanecik modeli, yani küçük birer enerji paketçiği gibi davrandığı özellikleri hangileri? Yine bakın bir yere kadar ortak geleceğiz. Işığın yayılması, yansıması, aydınlanma, ışığın kırılımı, gölge oluşumuna kadar nedir sevgili arkadaşlarım? Işık hem dalga özelliğini kullanıyor hem de tanecik özelliğini kullanıyor. Sadece tanecik özelliğini kullandığı kısımlara bakalım. Siyah cisim ışıması, Compton saçılması, fotoelektrik olay ve X ışınları ışığın yalnızca tanecik modeliyle açıklanabilir olaylardır sevgili arkadaşlar. Gölge oluşumundan sonrasındaki ayrım da tamamen dalga modeliyle açıklanır. Burada açık seçik olarak sizlere ne yaptık? Maddelendi. Devam edelim bakalım. Şimdi ışıkla ilgili, özellikle gölge oluşumuyla ilgili bilmemiz gereken birkaç tane temel kavramımız var. Onlardan bir tanesi nedir ve ilki nedir? Işık şiddetidir. Nedir ışık şiddeti? Hemen bakalım. Işık akısı, ışık şiddeti, aydınlanma şiddeti, bu kavramları birbirinden ayırmak önemli soru çözümleri için. Bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı ışın miktarına ne diyoruz? Işık şiddeti diyoruz sevgili arkadaşlar. Işık kaynağının birim zamanda yaydığı nedir? Işık miktarı olarak karşımıza gelir. Görsellerde size birçok şeyi anlatır zaten. I sembolü ile gösteriyoruz. Işık şiddeti temel bir büyüklüktür. Kısa muz kodlamamızdan hatırlayınız. Birimini SI'de ne olarak alıyoruz? Kandela olarak alıyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ışık şiddetinin beraberinde hangi bilgiyi bilirsek aslında büyük fayda sağlayacağız. Gelin birlikte ne yapalım? Buna bakalım. Diyoruz ki şimdi ışık şiddeti ifademizi kullandık da bir sonraki sayfada daha net bahsedeceğim ama yeri gelmişken ışık şiddeti olduğu için kavramın içini anlatmak istiyorum sizlere. Noktasal bir ışık kaynağı düşünün ve siz bu noktasal bir ışık kaynağını bir kürenin merkezine yerleştirdiniz. Küre yüzeyindeki toplam ışık akısı miktarı da, birazdan ışık akısının ne olduğunu anlatacağım, ışık şiddetiyle orantılı bir kavram olduğu için hemen bu sayfada bahsetmek istedim sizlere arkadaşlar. Toplam ışık akısı, ki ışık akısını fi sembolü ile gösteriyoruz. Tanımını birazdan paylaşacağım sizlerle. 4 pi I sembolü ile gösteriyoruz arkadaşlar. Işık akısı asla neye bağlı değildir? Kürenin yarıçapına, yani R'ye bağlı değildir. Zaten bu bağıntıda
da yarı çaptan bağımsız olduğunu görüyorsunuz. E hocam, bize burada ışık akısından bahsettiğiniz şu ışık akısının ne olduğunu bize bir paylaşın. Hemen buyurun paylaşalım sizlerle arkadaşlar. Bir ışık kaynağından çıkan ışınların yüzeye dik düşen miktarına ne diyoruz biz? Işık akısı diyoruz. Unutma. Işık kaynağından ışık ışınları çıktı. Yüzeye dik düşen ışık miktarına ben ne diyorum? Işık akısı diyorum. Temel kavramları birbirine karıştırmamakta fayda var. Tekrar edelim. Işık akısını sevgili arkadaşlarım neyle gösteriyoruz? Pi sembolüyle gösteriyoruz. Birimini lümen olarak alıyoruz burada ve temel matematiksel bağıntısını, yani formülü nasıl kullanıyoruz? 4 pi I olarak kullanıyoruz ki buradaki I'nın az önce sevgili arkadaşlarım ışık şiddeti olduğunu ifade etmiştik sizlere. Şimdi birkaç tane sorularda da çok karşınıza gelebilecek olan kavramdan bahsediyorum. Özellikle şu şekle dikkat etmenizi istiyorum. Eğer diyor ışınlar yüzeye dik bir şekilde gelirse ışık akısı nedir? Maksimum olur. Çünkü neydi? Yüzeye dik düşen ışık ışınlarının miktarıydı, değil mi? Tabii ki siz bakın ışık demetini gönderiyorsunuz. Işık demetine dik bir şekilde bir engel koyduğunuz zaman dikkat ederseniz neredeyse gönderdiğiniz bütün ışıklar şu engele çarpıyor. Ama siz bunu gitgide yatay bir hale getirirseniz, yani yüzeyi eğerseniz arkadaşlar, ışık akısı miktarı ne olacaktır? Tabii ki azalacaktır. Çünkü üzerinden geçen ışık ışınları miktarı azalıyor. Hele de siz bunu ışınları yüzeye çarpmadan teğet bir şekilde koyarsanız, yani tamamen ışınlara paralel bir şekilde koyarsanız bütün ışık ışınları ne yapacaktır? Bak, sen ışık ışınlarını buradan gönderiyorsun. Engelin burada. Tamamen ne yaptı? Üstünden geçti. Üzerine düşen bir ışık miktarı olmazsa ışık akısı oluşur mu? Tabii ki oluşmaz. Ne olacaktır? Akı sıfır olacaktır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Geldik bir diğer kavramımıza, gölgeden önce arkadaşlarım. Nedir bu? Aydınlanma şiddetidir. Diyor ki birim yüzeye dik olarak düşen ışık akışı miktarına ne diyoruz? Aydınlanma şiddeti diyoruz sevgili gençler. Bunu hangi sembolle gösteriyoruz? E sembolüyle gösteriyoruz. Birimini de ne olarak alıyoruz? Lüks olarak alıyoruz. Sınavlarda dikkat edin lütfen, birimler çok önemli, söylemiştik sizlere. Peki şöyle bir küre yüzeyine bakalım. Yüzey alanı A olan bir yüzeye düşen ışık akısı eğer fi ise bu yüzdeki aydınlanma şiddetinin ifadesi nasıl olarak gelecek benim karşıma? Fi bölü S olarak gelecek. Şuradaki yüzey alanı kısmını S olarak düzeltelim. Bazen A olarak kullanıyoruz, bazen S olarak kullanıyoruz. Burada yüzey alanı S ile göstermişsek burada da S yapalım sevgili gençler. Fi neydi? 4 pi I'ydı. Kürenin yüzeyine baktığımızda 4 pi R kare olarak gelir. Şu dörtler gitti, piler gitti. Burada sadece ne kaldı? I bölü R kare kaldı. Yani E eşittir I bölü R kare olarak son ifademiz aydınlanma şiddetinde karşımıza gelecektir. Birkaç tane dipnot paylaşmak istiyorum sizlerle. Yine sorularda karşınıza çok geleceğini düşündüğümüz noktalar bunlar. Işık kaynağından D kadar uzaklığa bir tane ne koydunuz? Engel koydunuz. Diyoruz ki ışık kaynağından D kadar uzaklıkta bulunan bir noktanın etrafında oluşan aydınlanma şiddeti, yani şurada oluşan aydınlanma şiddetini ben hangi ifadeyle bulacağım? Hani ışık kaynağını D kadar uzaklığa koymuştuk ya, neydi zaten burada ifademize baktığında? I bölü ne olacak? D kare olacak. Yani şuradaki R kare yerine bu küresel yüzey için geçerliydi. Burada uzaklığımız ne olarak gelmiş? D olarak gelmiş. I bölü D kare olarak gelecek. Peki sen bunu tam karşısına koymadın da şöyle açılı olacak şekilde koydun. Buradan ışınlarını gönderiyorsun. Kaynaktan çıkan ışınlar yüzeye dik olarak eğer gelmiyorsa bu durumda ne yapacaksın? Yine aynı ifadeyi kullanacaksın. Sadece buraya neyi ekleyeceksin arkadaşım? Kosinüs alfa ifadesini ekleyeceksin. Bir I bölü D kare çarpı kosinüs alfa bağıntısı sana yine aynı ifadeyi ne yapacaktır? Doğrulatacaktır, verecektir. Sorunun çözümünde sana yardımcı olacaktır. Gel devam edelim bakalım. Şimdi fotometre denen bir kavramımız var. Fotometre nedir? Işık şiddetini ölçen ölçüm aletidir. Peki fotometreyi belli bir düzeneye yerleştiriyoruz ve bu düzenek sayesinde biz neyi buluyoruz sevgili arkadaşlar? E ifademizi elde etmiş oluyoruz. Bakalım fotometreyi nasıl çalıştırıyoruz? Işık şiddeti bilinmeyen bir ışık kaynağının ışık şiddetini belirlemek için kullanılan araçlara ne denir? Fotometre denir. Boşluk doldurmaların vazgeçilmez sorusudur. I1 ve I2 ışık kaynakları ile oluşturulmuş sistemde ekrandaki yağ lekesi görünmüyor ise, dikkat et buraya, ekran üzerindeki aydınlatmalar nedir? Birbirine eşittir. Şimdi bak, düzeneyi ben sana anlatayım. Şöyle ortada bir engelimiz var. Bir yağlı kağıt sevgili arkadaşlar. Bunun ortasında bir yağ lekesi var. Ben farklı uzaklıklara işte ışık şiddetleri bilinmeyen
bilmeyen, bir tanesini biliyorum, diğerini bilmiyorum. Ne yaptım? İki tane ışık kaynağı koydum farklı uzaklıklara. Ne zaman ki bu ekran üzerindeki yağ lekesi görünmüyor ise diyeceksiniz ki o zaman E1 ile E2 nedir? Birbirine eşittir. Şimdi E1'i ben ne olarak biliyorum? I1 bölü D1'in karesi. Eşittir dedim I2 bölü D2'nin karesine. Sen buradan I'ları da elde edebilirsin. D'leri de ne yapabilirsin? Rahatlıkla elde edebilirsin. Fotometre düzeneği de bu şekilde kullanılan bir düzenektir. Aklında bulunsun. Sınav sorularında ya da sözlülerde karşına gelirse direkt hemen anlatırsın, işaretlersin, geçersin. Geldik dersimizin ikinci bölümüne. Nedir bu? Gölge oluşumu sevgili arkadaşlar, ki optiğin gerçekten temellerinden, temel konularından bir tanesidir. Gölge ve gölge oluşumu nelere bağlıdır, nasıl oluşur, gelin beraber bakalım. Şimdi gölgeden bahsetmeden önce 3 tane yapıyı bilmemiz lazım. Nedir bu? Saydam madde nedir? Yarı saydam madde nedir? Opak madde nedir? Ki gerçekten sen de biliyorsun ki hem testlerde hem yazılarda karşıma geliyor bu benim. Öncelikle bakalım saydam madde neymiş? Üzerine düşen ışığı tamamen karşı tarafa geçiren maddelere ben ne diyorum? Saydam madde diyorum. Şimdi sen bir engelin var. Bu engele ne yaptın? Işık ışınlarını gönderdin. İçinden geçip karşıya geçiyorsa eğer bu nedir? Saydam bir maddedir, ama tamamen geçiyorsa saydam maddedir. Pencere camı, temiz su, hava, şeffaf poşet saydam maddeler örnektir. Geldik yarı saydam maddelere. Bak adı üzerinde yarı saydam. Bir kısmını geçirecek, bir kısmını geçirmeyecek. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ne diyorum ben? Yarı saydam madde diyorum. Buzlu cam, işte mumlu kağıt, bulut, yağlı kağıt, bunları ne yapabilirsin? Yarı saydam maddeler örnek olarak verebilirsin. Geldik opak maddelere, ki bizim gölge oluşumumuzda kullandığımız maddelerdir. Bunlar opak maddeler. Üzerine düşen ışığı hiç geçirmeyen, karşı tarafa geçmesine hiç izin vermeyen maddelerdir. Opak maddeler. Beton, taş, tahta, metal eşyalar nedir? Opak maddeler için kullanılan en bilinen, en bariz örnekler arasındadır, ki dediğim gibi gölge oluşumunda da bize yardımcı olacak olan şey nedir? Opak maddelerdir %80. Şimdi geldik gölge oluşumuna. Peki gölge nedir? Hani ben opak maddelere saydam ya da yarı saydam maddelere ışınlar gönderdim ya, bu ışınların saydam olmayan engelden geçemeyip, yani saydam olmayan engelden kastımız ne bizim? Opak engelden geçemeyip engelin arkasında karanlık bir bölge oluşturmasına ben ne diyorum? Gölge diyorum. İşte bu gölgeyi yarı gölge ve tam gölge olarak iki kısımda inceleyeceğiz birlikte. Oluşan gölge ışık kaynağına, bu kaynağın önüne konulan cismin şekline lütfen dikkat et ve üzerinde gölgenin oluştuğu perdenin bulunduğu yere bağlı olarak ne yapacaktır? Değişecektir. Çok güzel bir test sorusu olur bundan. Perdede oluşan karanlık alanda ışık kaynağından hiç ışık almayan bölgelere biz ne diyoruz? Tam gölge diyoruz. Işık kaynağının yalnızca birinden ya da kısmen ışık alan bölgelere de ne diyoruz? Yarı gölge oluşur diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ışık kaynaklarına baktığımız zaman bazen tek bir noktasal ışık kaynağı, bazen çift noktasal ışık kaynağı ya da bir tane küresel ışık kaynağı kullanacağız. Eğer senin kullandığın ışık kaynağın tek ve noktasal bir ışık kaynağıysa sadece ne yapacaksın? Tam gölge oluşturacaksın. Ama senin küresel bir ışık kaynağın varsa burada hem tam hem yarı gölgeyi oluşturabilirsin. Peki hemen şurada küçük bir ifade etmek istiyorum. Hocam biz gölgeyi nasıl çizeceğiz? Çok basit. Gel beraber bakalım buradan. Şimdi senin burada neyin var? Bir tane noktasal ışık kaynağın var. Noktasal ışık kaynağının ucundan şu senin neyin? Opak cismin, yani senin engelin. Bak bu senin engelin. Ne yapacaksın? Üst ucundan ve alt ucundan ışınlar göndereceksin. Hemen bir üst ucundan geçecek şekilde ışınımı gönderdim. Noktanın sonunu belirledim. Bir de alt ucundan geçecek şekilde ışınımı belirledim. Ne yaptım? Çizdim. Daha sonra ne yapıyorum? Bunları birleştiriyorum. Artık cismin şekline göre birleştireceksin. Şimdi hocam ne oldu? Arada kalan kısımlara hiç ışık gitmedi mi? Tabii ki gitti. Bak aslında buradaki ışık kaynağı ne yapıyor? Her yöne ışık saçıyor. Doğru mu? Buraya da saçıyor. Buraya da saçıyor. Ama benim için önemli olan ne? Cismin bir üst ucundan bir de alt ucundan geçen ışınlar. Çünkü zaten buradaki engelim opak olduğu için, bak şuraya yanlış çizdim aslında. Şurada kalıyor değil mi bu ışık ışını? Zaten burada kaldığı için, arka tarafına geçemediği için ne yapıyor? Tam gölge oluşturuyor. Peki ışık kaynağın küreselse, az sonra tekrardan bahsedeceğim ama yeri gelmişken anlatayım. Hocam küresel bir ışık kaynağım varsa ben nasıl çizeceğim ışık ışınlarımı? Hemen bak, bu da çok basit. Şimdi küresel ışık kaynağının bir alt bir üst ucunu belirledin. Hem alt ucundan hem de üst ucundan cisme, yani opak cismin üst ve alt uçlarına ne yapıyorsun? Işınlar gönderiyorsun. Bak gel beraber gönderelim. Şimdi şu yukarıdaki kısmın cismin bir üst ucundan geçecek şekilde gönderdim. Bir de alt ucundan geçecek şekilde gönderdim. Ne yaptım? Alanlarımı çizip belirliyorum. Daha sonra aynı şekilde alt ucundan iki tane ne yapıyorum? Işın gönderiyorum. Bak şimdi şöyle hem mor kısımları birlikte bir çizelim mi? Daha da net anlamış olun. Bak burası ne yaptı? Ben bir kere burayı karalıyorum. Şimdi
Kırmızı uçlu çizdiğim yerleri de karalayacağım. Gördün mü bak, şurayı da karaladım. Dikkat ettin mi burada? Ben aslında bir yeri iki kere karaladım. Yani şu ortadaki kısmı ben ne yapmış oldum? İki kere karalamış oldum. Yani bu ne üstten ne alttan ya da ne ışık kaynağından hiçbir şekilde ışık almadığı için ne oldu burası? Tam gölge oldu. Kısmen ışık aldığı için bir ışık kaynağından yukarılarda da ne oldu? Yarı gölge oluşmuş oldu sevgili arkadaşlar. Gölge oluşumlarının tamamını ne yapacaksınız? Bu şekilde çizeceksiniz. Cismin bir alt ucundan bir de üst ucundan geçecek şekilde ışık ışınlarını gönderirseniz eğer çizemeyeceğiniz gölge yok. Peki nelere dikkat edeceğiz? Çok gelir değil mi sınav sorularında? İşte cismi perdeye yaklaştırırsam ne olur? Işık kaynağını cisme yaklaştırırsam ne olur? Perdeyi uzaklaştırırsam ne olur? Benden size tavsiye, hiç üşenmeyin, çizin sevgili arkadaşlarım. Eğer gözünüzde çok iyi canlandırma yeteneğiniz yoksa, ki olmayabilir bu, çok normal. Ne yapacaksın? Çizeceksin. İki tane çizgi seni doğru cevaba götürecektir. Nelere dikkat edeceğiz? Noktasal ışık kaynağı, saydam olmayan cisim ve perdeden oluşan düzeneklerde oluşan gölgenin alanı nelere bağlıymış? Bir kere cismin büyüklüğüne bağlı. Cisim ile kaynak arasındaki uzaklığa bağlıdır. Bir de perde ile cisim arasındaki uzaklığa bağlı olarak ne yapacaktır? Değişecektir. Şimdi bak, gölge oyunu Hacivat Karagöz. Çok severiz değil mi seyretmesini de? Yapması da çok zevklidir. Denemenizi tavsiye ederim. Baktığın zaman burada ne yapmışım? 3 tane madde sıralamışım. İşte hepsini birbirine yaklaştırıp uzaklaştıracağız. Gel beraber bakalım. Şimdi ilk etapta oluşan gölgemin alanı ne kadar benim? Şöyle çizmek istiyorum. Şimdi ben bu şekli buraya çizmem mümkün değil tabii ki. Ne yapacağım bak? Bu noktayla C noktası arasında bir gölgem var birinci etapta. İkinciye gel bakalım. Diyor ki noktasal ışık kaynağı cisme yaklaştırırsa gölgenin alanı büyür. Bak şimdi sen buradaki noktasal ışık kaynağını cisme yaklaştırdın. Şimdi açılan alana bakar mısın? Bak. Tabii ki ne yapacaktır? Şimdi oluşan yeni gölgenin alanına bak. Şu kadar. Gördün mü? Ne yaptı? Çizerek zaten bunu her türlü ispat edebilirsin. Gölgenin alanı büyür diyor. Cisim perdeye yaklaştırdığında gölgenin alanı küçülür. Tabii ki daha bak şu tarafa. Perdeyi şu tarafa aldığımızı düşün ya da cismi yaklaştırdığımızı düşün. Aynı şey. Ne yaptın? Gölgenin alanı ne yapacaktır? Küçülecektir. Perde cisimden uzaklaştırıldığı zaman, yani şu perdeyi alıyorsun, biraz daha ne yapıyorsun, geri koyuyorsun. Oluşan gölgenin alanı ne yapacaktır? Büyüyecektir. Çünkü bak, sen perdeyi geri aldığın zaman ışınlar daha çok açılarak ona gidecektir. E tabii ki gölgenin alanı büyür. O yüzden ne yapın diyorum sizlere? Çizin sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman hata yapma şansınız olmayacaktır. Soruyu yanlış yapma ihtimaliniz olmayacaktır bir taneler. Peki noktasal ışık kaynağımı kullandım. Peki küresel ışık kaynağımı kullanırsam ne olacak? Az önce anlattığım gibi hızlıca bir tekrar edelim. Yine küresel ışık kaynağı kullandığın zaman tek bir küresel ışık kaynağı perdede hem tam hem yarı gölge oluşturacak. Tek bir noktasal ışık kaynağı sadece tam gölge oluşturur arkadaşlar. Çift gölge oluşturmaz, yani tam yarı gölge oluşturmaz, ama tek bir küresel ışık kaynağı neredeyse noktasal iki tane ışık kaynağı gibi davranacağı için hem yarı gölge hem tam gölge oluşacaktır. Az önce çizimini yapmıştık. Tam ve yarı gölgeleri de ne yapabilirsiniz? Gözlemleyebilirsiniz. Küresel ışık kaynağı ile cismin yarı çapları birbirine eğer eşitse gölgenin yarı çapı oluşan opak cismi ya da topun yarı çapına eşit olacaktır. Bunu da bir dipnot olarak ne yapabilirsin, düşünebilirsin. Bak kısaca tekrar edelim. Üst ucundan iki ışın gönderiyorum. Alt ucundan iki ışın gönderiyorum. Sonra arada hiç ışık almayan bölge tam gölge. Kısmen ışık alan bölge ise yarı gölge olarak ne yapıyor? Benim karşıma gelmiş oluyor. Bak burada da ne yaptık? Çift ışık kaynağı gibi kullandık. Gördün mü? Küresel ışık kaynağı gibi davranıyor. Tam ve yarı gölge oluşumu iki tane noktasal ışık kaynağının farklı konumlandırılması da ne yapılabilir? Elde edilebilir. Bak şimdi ne yaptım? Hemen K'dan cismin bir alt ucundan üst ucundan geçecek şekilde, bir de alt ucundan geçecek şekilde ne yaptım? Işınlarımı gönderdim. Hemen aynı şekilde L'den bir üst ucundan geçecek şekilde ışınlarımı gönderiyorum. Bir alt ucundan geçecek şekilde ışınlarımı gönderiyorum. Şu anda görüntü kirliliği olmaması açısından karalamıyorum. Aradaki şu bölge hiçbirinden ışık almadığı için tam gölge. K kısmen ışık aldığı için, bak L'den ışık aldığı için yarı gölge. Aşağıdaki L kısmı da K'dan kısmen ışık aldığı için ne yaptı yine? Yarı gölge oluştur. Peki burada neyi bilmemiz gerekiyor? Neyi şöyle küçük bir hatırlatmamız gerekiyor? Yine sizin müfredatınızda olan bir kısım bu sevgili arkadaşlarım. Güneş ve ay tutulması. Güneş ve ay tutulması tamamen birer gölge olayıdır. Işığın doğrusal yayılmasının neyidir? Bir sonucudur sevgili arkadaşlar. Bazı konumlarda ay ne yapıyor? İşte opak cisim görevini görüyor. Güneşin arkasında kaldı. Yani güneşin arkasında kalmak da neyse. Işık alamadığı için ne yapıyor? Dünyanın bir kısmına
ışınlar düşemiyor ve tutulma olayları gerçekleşmiş oluyor. Şimdi önemli olarak ifade etmek istediğim bir noktam daha var sizlere ve bu son noktam. Işık kaynağının önüne siz farklı uzaklıklarda konumlandırılmış cisimler koyarsanız perde üzerinde de ne yapacaksınız? Farklı büyüklüklerde gölgeler elde etmiş olacaksınız. Aynı büyüklükte iki tane cismi farklı konumlandırırsanız gölgelerin büyüklükleri de ne olacaktır? Farklı olacaktır. Haydi gelin öğrendiğimiz konumuzu sorularımızla pekiştirelim sevgili arkadaşlarım. Baktığınız zaman birinci sorumuz diyor ki Compton saçılması, gölge oluşumu, fotoelektrik olay. Yukarıda verilen olaylardan hangileri ışığın sadece tanecik modeliyle açıklanır? Şimdi ışığın sadece tanecik modeliyle açıklanan olayları neydi? Compton saçılması ve fotoelektrik olay olarak ne yapıyordu? Karşımıza geliyordu sevgili arkadaşlarım. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne oldu? D seçeneği olarak karşımıza gelmiş oldu. 1 ve 3 sadece fotoelektrik olay ve Compton saçılması tanecik modeliyle açıklanır. Yukarıda verilen tanımlamaların ait oldukları nicelikler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Baktığımız zaman bir ışık kaynağından birim zamanında çıkan ışık miktarı karşıma ne olarak gelmişti? Işık şiddeti olarak gelmişti. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısı sevgili arkadaşlarım aydınlanma şiddetiydi. Birim zamanda belli bir yönde yayılan ışık miktarı da karşımıza ne olarak gelmişti? Işık akısı olarak karşımıza gelmişti. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım ne diyormuş burada sorumuz bizlere. Diyor ki sevgili arkadaşlar, merkezi O noktası olan yarım kürenin merkezine ışık şiddeti I olan bir kaynak şekildeki gibi yerleştirildiğinde KLM noktaları çevresindeki aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki nasıl olur? Şimdi baktığımız zaman kürede aydınlanma şiddeti ifadesi neydi? E eşittir I bölü R kareydi, doğru mu? Şimdi baktığımızda K noktasına, L noktasına ve M noktasına baktığımızda aslında bunların hepsinin yarıçapı ne kadar? R kadar, değil mi? Çünkü tam merkeze yerleştirilmiş. Şimdi bizim aynı ışık kaynağından ışık alıyoruz. I noktasal ışık kaynağından ışık alıyoruz. E yani burada baktığımız zaman ışık şiddetimiz nedir? Bak şimdi K için yazalım. I bölü R kare. E L için yazalım. Yine I bölü R kare. M için yazalım. I bölü R kare. E bunlar ne oldu sevgili arkadaşlar? K, L, M ne oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Yani buradaki açılar sizi yanıltmasın. Lütfen temel bağıntıyı yazmadan soruyu yorumlamaya çalışmayalım. Çünkü ne yaparız? Hemen açı gördüğümüz için açılarla işlem yapacağımızı zannederiz ama burada açılık bir işim yok. Ha benim bu engelim düz olsaydı neydi? O zaman açıyla işim var idi. Gel devam edelim bakalım. Diyor ki noktasal K ve L ışık kaynakları ve küresel opak cisim şekildeki gibi yerleştirildiğinde perdede tam ve yarı gölgeler oluşuyor. Evet, çünkü şu K, bu da L, iki tane noktasal ışık kaynağı koyduysam ben buraya ne yaptım? Gölgelerim de çift olacaktır. Tam ve yarı gölge oluşacaktır. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi hemen şurada önce ne yapalım? Perdede oluşan gölgemizi çizelim mi? Bak ne yapıyoruz? K'dan bir cismin üst ucundan bir de alt ucundan geçecek şekilde ne yaptım? Işınlarımı gönderdim, alanımı belirledim. Gel hemen devam edelim. Şimdi ne yapıyorum? Aynısını L'den yapıyorum. Bir üst ucundan bir de alt ucundan geçecek şekilde ne yaptım? Şu perdemin biraz daha uzun olduğunu düşünün. Gönderdim ışınlarımı. Şimdi ne yapıyorum? Bak burayı belirliyorum. Benim burada iki taraftan da ışık almayan kısmım neresi oldu? Burası oldu, değil mi? O zaman şurası nedir? Tam gölgedir sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki kısımlar ne olacak? Şurası yarı gölge. Hemen aşağısı da ne oldu? Yarı gölge oldu. Bu bilgiler ışığında hemen sorumuza bakalım. K kaynağı opak cisme yaklaştırılırsa yarı gölgenin alanı artar. Şimdi sen K'yı evet buraya alırsan mesela ne yapacak? Daha geniş bir açıyla gelecektir. Bak dikkat et. Yarı gölgemin alanı ne oldu? Arttı. Kaynaklar birbirine yaklaştırılırsa tam gölgenin alanı artar. Kaynakları birbirine yaklaştırdıkça sanki tek bir noktasal ışık kaynağı kullanıyormuşum gibi düşünün. Tabii ki ne olacaktır? Tam gölgenin alanı artacaktır. Perde cisimden uzaklaştırılırsa sadece tam gölge oluşur diyor. Siz perdeyi nereye çekerseniz çekin, çift ışık kaynağı kullandığınız için asla sadece tek bir gölge oluşmaz. Her zaman çift, yani tam ve yarı gölge oluşacaktır. Sorumun doğru cevabı ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu sevgili gençler. Hemen bizim Dinamo Soru Bankamıza ait bir sorumuz var sizlerle paylaşmak istediğimiz. Bunu siz ne yapabilirsiniz? Kitaptan da çözebilirsiniz. Ben de size burada soruyu anlatmak istiyorum. R yarıçaplı KLM içi boş çerçeveler noktasal ışık kaynağında doğruya teğet olacak biçimde şekildeki gibi ayrı ayrı yerleştiriliyor. Şimdi çerçevelerin yüzeyindeki ışık akımları sırasıyla fi K, fi L ve fi M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiler nedir diyor. Sevgili arkadaşlar, ifademize baktığımız zaman hani fi'yi karşımıza nasıl olarak gelmiştik? İşte 4ps, hani şöyle yazalım isterseniz. 4ps çarpı diyelim.
alfa bölü 360 bağıntımızdan da ne yapabiliriz? Elde edebiliriz rahatlıkla. Şimdi buraya baktığımız zaman asla ama asla burada bir uzaklık görmüyoruz değil mi? Yani uzaklığa bağlı değil sevgili arkadaşlar. Bu sadece neye bağlı? Alfaya, yani açıya bağlı. Geldiği açıya bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, şimdi uzaklaştıkça, ben bunu uzaklaştırdıkça ne olduğunu görüyorum? Açının azaldığını görüyorum. Açı azaldıkça ne olacak? Fi ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla sıralamamıza baktığımızda fi k büyüktür, fi l büyüktür, fi m olarak karşıma gelecek. Yani uzaklıkla değil, sadece açıyla alakalı. E şimdi siz burada ne yapıyorsunuz? Işık akımlarını incelediğinize göre burada uzaklaştırdıkça ne olacak? Açı azalacak. Açı azaldıkça da fi ne olacak benim? Azalmış olacaktır sevgili arkadaşlar. Yani sorumun doğru cevabı ne olarak gelmiş oldu karşıma? A seçeneği olarak gelmiş oldu. Bu da bizim sizlerle Dinamo Soru Bankamıza paylaştığımız bir soru idi. Peki, aydınlanma ve gölge oluşumu konumuzu bitirirken neler öğrendik sizlerle? Optiğin ne olduğunu daha detaylı öğrendik. Aydınlanmada nelere dikkat edeceğimi öğrendim. Gölgeyi nasıl çizeceğim? Gölge oluşumu nelere bağlı? Bunları ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve sizler bizler için çok kıymetlisiniz. O yüzden yorumlarınız da bizler için çok önemli. Videomuz sizler için yararlı oldu mu? Bunu bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bize önerileriniz ve tavsiyeleriniz neler paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ödüllü soruyu birazdan sizlerle paylaşacağım. Bulup cevabını yorumlara atmayı unutmayın. Ve en son olarak videomuza bir like atmayı esirgemeyin. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi sizlerle ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu paylaşıyoruz. Ödüllü sorumuz sizlerle. Dediğimiz gibi cevabı yorumlarınıza bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.